Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sıla Beyoğlu. Bugün sizlerle birlikte... Bugün günlerden ne? Aa, benim doğum günümmüş. Evet arkadaşlar, bugün günlerden 20 Kasım ve bugün benim doğum günüm. Bugün doğum günümü tam gün olarak beraber geçireceğiz. Ama akşamında Melih'le beraber olacağız. O yüzden o Melih'in kanalında olacak. Bugün doğum günüm, ne yapsam acaba? Anormal olan her şeyi yapabilirim ve kendimi prenses gibi hissediyorum. Prenses gibi gerçekten dün akşam hissettirildim. Dün akşam birazcık ağladım. Muhtemelen o videoyu buraya koymayız. Çünkü bütün fandom çift sıfır beklemiş, uyumamış, ertesi gün okul olmasına rağmen bana doğum günü mesajı yazmışlar. Yani uzun uzun. Sonra Melih çok duygusal bir yazı yazdı. Yani çok duygusal bir geceydi. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Beni bu kadar sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya yani genellikle iyi şeyleri bazen göremezsin. Hep kötü şeyler böyle dikkatini çeker ya, linçler falan gibisinden. Benim de öyleymiş aslında arkadaşlar. Beni sevdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu beni çok mutlu ediyor. Hazırsanız prenses kahvaltı yapmaya gidiyor. Arkadaşlar bu arada Melih çok güzel bir doğum günü pastası yapmış ama asla bilmiyorum. Göstermiyor bana. Anlatmıyor da ve çok güzel, çok beğeneceğimi düşündüğü bir pasta yapmış. Çok heyecanlıyım pasta için gerçekten. Şimdi benim canım ne çekiyor biliyor musunuz? Ekmek, peyniri süreyim içine. Ama sürme peynir değil ama yani peynir koyayım. Bir de domates keseyim. Bence çok güzel bir kahvaltı olacak. Bugün canım bunu çekti. Normalde hep yumurta yerdim. Canım ne çekerse ondan gidiyoruz canım. Saçımı bile taramadım ama olsun. Ne olacak ki, ben doğum günü kızıyım. Arkadaşlar bu arada... Bugün adam demeyeceğim. Kendime söz verdim. 35 videosundan hatırlayanlar vardır. Ben bir tane kombin yapmıştım ya. Ve maalesef ben kış doğduğum için altıma çorap giymek zorundayım. O yüzden ve çorabım yok. İnternetten söyleyeyim dedim. İnternetten söylersem de çok geç olacak. Çünkü doğum günümden bir gün önce zaten izlemiştiniz siz videoyu. O yüzden şimdi birazdan kahvaltımı yaptıktan sonra böyle bir kahvemi falan da içeyim. Siz beni görmüyor musunuz ki? Niye söylemiyorsunuz hiç? Kahvemi falan içtikten sonra böyle kendime geldikten sonra, ayıldıktan sonra daha doğrusu, bir panty gibi bir yere gitmem lazım. Çorap almam lazım. Ve bence şekilli çorapların tam uyacağı bir kombin aslında. Tahmin ettiniz mi hangi kombini? Sizce hangi kombini seçtim? Şu an daha kombini görmeden siz yorumlarda yazın arkadaşlar. Eğer bildiyseniz helal olsun diyeceğim size. Doğum günlerim benim genellikle kötü geçiyor arkadaşlar. Çok uzun zaman sonra ilk defa bir doğum günüm bu kadar iyi geçti. Ve bunun için de çok mutluyum açıkçası. Son zamanlarda ben olmaya çalışan insanlar görüyorum. Benim hareketlerimi yapan insanlar görüyorum. Arkadaşlar ister İsterseniz de üzlenebilirsiniz ama orijinali benim. Lisansını almışım bir kere. Yemin ettim lan. Bugün adam dövmeyeceğim. Kendime söz verdim. Ama gerekirse döverim. Yoluk saçlarımla bakar mısınız? Az önce yemeğimi yiyordum. Çalan kapı çaldı. Güvenlik aradı. Çiçek gelmiş. Çok merak ettim şu an. Kim gönderdi ki? Heyecanlandım lan. Çiçek gönderdi lan bana. Hayırdır oğlum? İyi günler. Kim gönderdi lan? Ablam kesin. Oha çok güzel kokuyorlar. Oha inanılmaz. Kesin ablam gönderdi. Evime çiçek gelmesi çok ayrı bir şey. Bunu nasıl açacağım ben? Açıl. Açılmıyor mu? Açılıyor. Çok meraklıyım, hadi. Ya ablam göndermiş. Kurban olurum. Yeni yaşında bir öncekinden daha fazla gezmeni, eğlenmeni, kahkahalar atmanı diliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kıraç Ayşem şarkısını aç dinle. Daha yazacaktım ama kelime bitti. Neyse mesaj atarım, ablasının gülü. Arkadaşlar benim ikinci diğer ismim Ayşenur biliyorsunuz ya. Küçükken ablam beni çok sinirlendirdiğinde falan Kıraç'ın Ayşem şarkısını açıp gönlümü alıyordu. Ay kıyamam. Ayşe, oldu. Ayşe. Ay ablam benim ya, kurban olurum. Canlılar. Ay çok mutlu oldum arkadaşlar. Ya bugün gerçekten kendimi prenses gibi hissediyorum. Ablam beni prenses gibi hissettirdi. Akşam da Melo beni prenses gibi hissettirecek, bakalım. Kahve yapıyorum arkadaşlar, kahvemi içtikten sonra çorap almaya gideceğiz. Bu arada benim meraklı kedim, kedim... Benim meraklı balığım var ya, şu altındaki kırmızıları ben meraklının fanusuna koyabilir miyim size soruyorum. Bir de bu fanus en kötü zamanlarda Allah göstermesin kendi fanusu falan kırıldığında falan işe yarar diye düşünüyorum. Bir tane de bunun bir tık daha büyüğü vardı. Zaten orijinali oydu. Meraklıya yuva çıktı. Kaşlandan beta aslında. Kahvemi yaptım arkadaşlar. Yapıyorum yani. Bu kahve çok sıcak geliyor, tamam mı? Ve ben bu kahveyi yaptığım gibi içmek istiyorum. Soğuması için balkona bırakıyorum. Ay bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Sürekli bır 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 konuşasım var. Ama kahvemi içeyim böyle tamamıyla kendime. Bir geleyim. Prenses bir uyansın. Şu saçlar bir taransın. Gideceğiz. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Hadi sorun. Hadi soru cevaplamadan hemen yorumlarınızı bekliyorum. 5, 4, 3, 2, 1.
Şarap almaya gideceğiz. Arkadaşlar saat daha 12.30 sabah. Dümdüz yani öğlen yani. Of, ne dedin işte 12.30 saat. Ay Allah'ım. Eve gelince de saçlarımı fönleyip onları bigudiye sarmam lazım. Bunları da Temu'dan almıştım. Temu'dan aldığım en yararlı şeyler diyebilirim. Evet dostlarım, elimi yüzümü falan yıkadım. Şimdi çok basic bir kombin yaptım fark ettiğiniz üzere. Bir siyah pantolon geçerim altıma, hemen taksiyi çağıracağım. Penti'ye koşa koşa gideceğim. O çarabı alacağım. Yaparlı alacağım galiba ama. Bakacağız. Ben de bilmiyorum. Videonun ilerleyen saatlerinde şu an siz biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Gidip bakacağım. Neyse arkadaşlar. Gözlüğümü de taktım. Benim doğum günlerimde hep yağmur yağar arkadaşlar. 20 Kasım. Kışta doğduğum için hep yağmurlu bir hava beni bekliyordu. Bugün burada yağmur yağmıyor ama bir tık kapalı. Böyle kombinim böyle. Zaten evi gece değiştireceğim. Arkadaşlar AVM'ye geldim. Çünkü Penti AVM'deymiş. Ama AVM o kadar büyük ki yürü yürü bitmiyor. Ve insanlar çok kalabalık, o yüzden çok hızlı kaldıramıyorum. Utandım tek başımayken. Melih varken böyle hatalana kadar kaldırırım da. Az önce kayboldum. Melih'e fotoğrafı dönmeyeyim. Bir böyle neresi. Kahvemi aldım. Taksiye doğru gidiyorum. Hava kapalı, şaşırdık mı? Hayır. Ay şimdi taksiyle bir ton yolum var. Ama çok güzel çoraplar aldım. Eve gidince hepsini göstereceğim. Denemeyeceğim ama göstereceğim. Bayılacaksınız. 3 al 2 ve de vardı. Dostlarım birazcık taksici kullandığı için saçlarım iyice gitti. Şimdi şöyle bir pantolon çorabı varmış. Dotty Boot diye. Şöyle bir şey. Benim çizmem Edirne'de kaldı ama ben burada kendime yeni bir çizme alırım. Bu arada giyeceğim çorabı en son göstereceğim. Bu arada 3 al 2 ödeye dahil değildi ama çok ince bir çorapmış. Bundan aldım. Yani eteklerin altına falan illaki giyiliyor. Şöyle bir çorap. Olay. Merhaba. Bunun sadece arkası böyle kurdeleli. Doğum günü kıyafetimin üzerine aldığım çorapta bu. Çok güzel. Çok güzel duracağını düşünüyorum. İnşallah güzel durur. Bakalım mı nasılmış? Kahverengiymiş bu. Olaysın ama kahverengisin. Ben yanlış mı aldım yoksa? Yanlış almışım. O kadar gittim sırf bu çorap için gittim ya. Ver şu kurdeleliye bakayım nasılmış. Nasibin kurdeleli olabilir belki. Öyle de düşünebiliriz. Şöyle. Nasıl yani? Ben bunu neyle kombinim? Kahverengi eteğim var mı lan benim? Var da bununla kombinle gitmezsin ki ya. Of. Bir de düz bir çorap almıştım. Düz çorabı giyerken şu tırnaklarından bir tanesi içine girmiş olabilir. Ama tırnağımın suçu benim suçum değil. Çorabı kaçırdım. Fotoğraflarını çektim işte hangisi güzel olur diye. Melih dedi ki çorapsız daha güzel olacak kombini. Çorapsız olmaya karar verdik. Boş boşuna gittim yani. Son zamanlarda yaptığım model içe sarma modelini yapacağım arkadaşlar. Ama bu sefer bir tık daha uzun bir bigudilik alacak ya yani 4-5 saat kadar. O yüzden bence daha güzel olur gibi. Her gün yaptığım saç bugün niye böyle bozukluk çıkardı çözemedim. Ben bunu sarmadım mı? Saç nereden çıktı? E siz de böyle misiniz? Ben aynaya bakıyorum mesela. Saçıma bakıyorum. Aynayla saçımı denk getiremiyorum. Böyle bu otokrizi yapmasın böyle kalsın. Evet. Şimdi benim saçım gerçekten nihayet bitti. Arkadan nasıl görünüyor? İnşallah başka bir tutam çıkmamıştır. Biraz uzanayım diyor. Saçımdan uzanamıyorum. Sadece yatmak uyumak falan değil. Oğlum bununla bir de gece yapıp sabah bununla uyananlar var ya. Nasıl yapıyorsunuz? Baksana ben nasıl uyuyacağım? Bak. Galiba akşama kadar ayakta duracağım. Yok çünkü olmuyor. Dostlarım şimdi hazırlanalım yavaştan. Saatlerimiz 4'ü gösteriyor. Şimdi şöyle akşam değil Melih'te yemek yiyeceğimiz için. Yemek olacağı için yani daha doğrusu. Ay kurban oldum benim için yemek yapıyor. Ölürüm ben onu ölürüm. Ben bir şey atıştırmadım ama çok açım. Ne yesem beni birazcık tutar. Bayağı sallanacak galiba. Bu gratis çalışanımın tenime uygun dediği fondöten.
Greta Stan gerçekten öyle bir anımız var mı? Mesela zamanında fondöten kullanıyordum yani şu an hiç kullanmıyorum. O zamanlar hep bu senin uygun diyorlardı ve bana sapsarı, kopkoyu, fondötenler falan veriyorlardı. Benim fondötene küstürdüler, bir daha da barışamadım. Şimdi arkadaşlar şöyle kırmızı bir rüş süreceğim. Çok abartı bir makyaj yapmak istemiyorum. Hangi tonlarda yapsam böyle bir paletleri bir önüme bir sereyim de. Sanırım karar verdim ama emin değilim. Şeyden paletinden bunu ve bunu kullanacağım. Çünkü ikisi de parıltılı. Şunu da ekleyebilirim birazcık. Nasıl duruyor arkadaşlar? Ay bu ne? Niye böyle oldu? Ya şu an bu ton mu gerçekten? Galiba bu ton. Yo değil, daha koyusu. Arkadaşlar beğenmedim sonuç olarak. Sadece gözümün üstünü sileceğim, tekrar yapacağım. Ama hep böyle olur ya, önemli günlerde o istediğin makyajı yapamazsın ya. Benim burnum olmuş bu arada. Sakinim. Düzgün ışık açısı falan ayarladım. Şimdi bu ışıkla yapmaya çalışıyorum. Şu burnumu, yüzümü falan bir düzeltip geleyim. Ağlamak için şu an kendimi çok zor tutuyorum. Bu ne? Ben mi beğenmiyorum yoksa güzel mi? Şu Kiko'nun şu farıyla şeyden yine az önce kullandığım farının kahverengisiyle falan karıştırdım. Bir şeyler yaptım. Ben mi beğenmiyorum? Bakın ben beğenmiyorum. Bir kere daha deneyeceğim. Sağ tarafımı yine mahvedeceğim. Eğer olmazsa bütün komple makyajı silip tekrar yapacağım. Hep önemli günlerde bana zaten böyle oluyor ama bugün dedim ki herhalde acemiliğime denk gelmez. Acemi de değilim aslında ama. Her gün yaptığım makyaj neredeyse. Neredeyse yani. Videolarını çekiyorum sürekli ama şu an uygulayamıyorum kendime. Bakın şimdi. Size gösteriyorum. Hatta direkt onu da değil ya. Az önce onun istediğim etki almamıştım. Sephora'nın şu paletinin şu bakın altını gördüğünüz renk. Tamam mı? Bunu aldım. Nerede? Parıltı nerede? Ben mat bir beyaz görüyorum burada. Nerede? Ben bir tane bile parıltı görmüyorum. Ben gözlerimi yapana kadar kamerayı açmayacağım. Bütün makyajı sildim. Yüzümü yıkadım. Primer'ımı falan tekrardan geçtim. Nemlendirdim. Tekrardan başladım. İçleri böyle birazcık beyazlık kattım. Kalın bir eyeliner çekeyim dedim. Şu an cildim çok kötü görünüyor ama birkaç saate yatışacağını düşünüyorum. Çünkü kızarıklıklarını ben bile hissediyorum. Çünkü çok tahriş ettim. Aşkım gerçekten az önce için kusuruma bakmayın. Çünkü bir tık gerildim. Çünkü her doğum günümde aynı şeyi yaşıyorum. Kusura bakmazsanız sevinirim. Bir tık sevimli halime denk geldiniz. Olaysın. Çıldırırım artık. Vallahi billahi yeni sakinleştim. Bu ne ya? Çok merak ediyorum. İnşallah kötü olmamıştır. Çünkü meliler yol... Nedir hocam? Bak Instagram'a girin. Kaç bin tane böyle sarmışımdır saçım. Kimin Türkçe öğretmenine benziyorum şu an? Ama sıkıntı yok bence. Evet. Bu aşk. Düzlendi bu. Normalde böyle hacimli dalgalar yapıyordum ya içe doğru. Düzlendi. Sadece bir, yani normal düzleştirici giysenin daha iyiydi. Arkadaşlar çok az da olsa en azından düzeltmeyi başardım. Çok düzdü çünkü. Hala da bak maşallahıma rağmen hala düz. Azıcık saçlarım yatışsa. Yani belki de sinirimin sebebi karnımın açlığından kaynaklı olabilir. Değil mi Serkan? Kesin buraya edit yapar. Karnım çok aç. Açıyorum. Neyse mi? Perçememi beğendim. Sona gelelim yavaştan. Tada! Evet arkadaşlar birçoğunuz yorumlarda bunu tahmin etmiş bu kombini seçtiğimi. Bu arada ben 25'e falan girmiyorum. Kaça girdiğimi merak ederseniz ben 25 yaşına falan girmiyorum. Ben daha yoğun 18'den çıktım arkadaşlar. Bu arada 25 gibi gösteriyor muyum Allah aşkına? Çok ciddi soruyorum. Tamam şu an bir tık ağır makyaj yapmış olurum. Yani ağır bir şey değil aslında da. Hatta doğum günü için bir tık hafif bile bence makyajım. Ama bence gerçekten 25 derim ve asla daha 25 hissetmiyorum. Olaysın. Slay. Bugün kendimi slay ilan ediyorum bu arada. Onca olumsuzluğa rağmen saçımı her günkü gibi sardım yaptım ama her günkü gibi olmadı. Makyajım zaten istediğim gibi olmadı ama çok da kötü değil en azından. Bu arada saçım benim ne kadar uzamış. Bu ne biliyor musunuz? Biz dedik ki siyah bir gül yani bulalım. Nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Gittik Stradivarius'a gittik. Bunu dedi ki Melih dedi ki bunu al dedi ben evde bir şeyler yapacağım sana dedi. Al dedi git dedi çocuk. Bunu istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Arkadaşlar arkadan Melo aradı. Çok açlarmış. Ben de çok açım. Sabahtan beri açım diye bağırıyorum size farkındaysanız. Dedi ki çikolata söyle. Yemeği akşam yemeğini onlar yiyeceğiz ama işte çok aperatif bir şekilde hızlı bir şekilde gelsin diye çikolata söyledik. Gerçekten de sevgilimin zevkine çok güveniyorum. Ama ben bunu tek başıma nasıl bağlayacağım? Oha! Bir anda... bir anda değiştim. Olaya bakar mısınız? Ayakkabılarım bunları giyeceğim. Topuklu tık tık tık. Nasılım bebişlerim? Happy the birthday to you oldu mu bana? Slay. Gerçekten en beğendiğim kombin bu kombin oldu ve ben çok güzelim lan. Oha! Helal lan bana.
Anam ne güzel karı doğurmuş. Bu arada annemin attığı mesajı okumamı ister misiniz? Gerçekten çok duygulandım. Hemen öpüyorum. Canım bebeğim, bugün kan bağından ayrılıp can bağına bir ömür bağlandığımız gün. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç olsun yazmış. Ay bilmiyorum, sabahleyin bunu okumak bana böyle bir duygusallık getirdi. Arkadaşlar neden bilmiyorum ama ben doğum günlerimde bu şarkıyı dinlemeyi çok seviyorum. Doğum günüm gülüm. Arkadaşlar bu arada gerçekten bu kadar mutlu olmamın sebebi çok uzun zamandır bu kadar mutlu bir doğum günü kutlamıyordum. Çok sevdiklerime de doğum günü kutlayacağım. Özellikle siz bana o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel mesajlar, o kadar güzel şeyler yaptınız ki editleriniz özellikle beni gerçekten can evinden vurdu. Beni sevdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sevildiğimi hissettiğim bir gün oldu gerçekten. İyi ki varsınız, iyi ki sizinle tanışmışım. Sizinle tanışmama hangi videom vesile olduysa bunu da yorumlarda belirtin. Belki o videodan bir tane daha çekerim. Po videoları hariç. Po videoları bitti. Sizi çok seviyorum. De. Mele geldi bu arada. Ben siyah gömlek giyeceğim. Bakmayın böyle. Nasılım? Prenses gibi. Ben zaten bir önceki videoda söylemiştim. Tam bir doğum günü kızı gibi oldum diye. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Yıldız geliyor. Bu arada kırmızı elbiseyi de çok beğendiniz. Evet ama kırmızı elbisenin çok derin bir dekoltesi vardı. Aslında kamera açısından kaynaklı göremiyordunuz ama. Gösterdim de tam göstermedim. Beni çeker misin? Benim. Evet. Çok güzel. Güzel. Aşırı güzel. Yine başladı gene. Evet arkadaşlar, benim doğum günü hazırlanmam bu şekildeydi. Doğum günümün devamı Melih Yıldırım kanalında. Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Bu gece harika geçecek. Ben çok inanıyorum. Benim için elleriyle çok özenli bir şekilde pasta yaptı. Şimdi o pastayı göreceğim birazdan. Devamı Melih Yıldırım kanalında. Öptüm. Bay bay. Bir de beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı.